Öyle bir golcü düşünün ki gol kralı olmayı sıradanlaştırmış. Kral olduğu sezonlar normal karşılanırken olamadığı sezonlar daha çok konuşulur olsun. Samsun denince akla ilk gelen futbolculardan, Türk futbolunun efsane golcüsü ve olayların adamı Tanju Çolak'ın hikayesi sizlerle. Samsun Yolspor'da henüz 10 yaşında futbola başlayan Tanju, 1981-87 yıllarında Samsun Spor'da kendini gösteriyordu. Hem de ne gösterme. Samsun Spor 1. Lig'deyken de gol kralıydı Tanju, Samsun Spor Süper Lig'deyken de. 1983-84, 84-85, 85-86, 86-87 sezonlarında Samsun Spor formasıyla 4 kez üst üste gol kralı oldu. Bu krallıkların ilk ikisi 1. Lig'de yaşanıyordu. Üstelik daha sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'de de gol krallığı sevinci yaşıyor ve toplamda 7 kez gol kralı oluyordu. Tanju daha yeni yeni 1. Lig'de gollerini sıralarken Trabzonspor, Samsunspor'dan o günlerde Tanju ile birlikte takımın diğer bir oyuncusu Dobby Hasan istiyor ve sözleşme daha imzalanıyordu. O dönem Trabzonspor'un hocası Ahmet Suat Özyazıcı'ydı. Karadeniz'in iki ilinin arası zaten iyi değildi. Trabzonspor'un yaptığı bu iki transfer Samsun'da olay oldu. Tanju imzayı attıktan sonra Bulgaristan'da Ümit Milli Takım kampına gitmişti. Şehre döndüğünde yöneticiler bir yere gidemezsin dediler. Ama ben imzayı attım dedi Tanju. Samsun'lu yöneticilerin ikiniz birden giderseniz biz mahvoluruz demesi üzerine Tanju onları Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a yönlendirdi. Samsun Spor yöneticilerin yanında Tanju'nun babası Mustafa Çolak da vardı. Mehmet Ali Yılmaz hepsini çok iyi karşıladı. Mustafa Çolak'a paranızı aldınız değil mi diye sordu. O da aldığını söyledi. Ardından ne düşündüğünü sordu. Baba Çolak biz mutluyuz, önemli olan sizin düşünceniz diyordu. Samsun Spor yöneticiler ise Yılmaz'a Tanju'yu almaması için ricada bulunuyordu. Başkan Yılmaz Özyazıcı'yı arar ve hoca Tanju mu Dobby mi diye sorar. Hoca Dobby cevabını verince başkan tamam Tanju sizde kalsın der ve onları yolcu eder. Sonra da basın açıklama yapar. Biz Tanju'yu almaktan vazgeçtik. Tanju böylece Samsun Spor'da devam eder, burada 2 sene daha oynar. Samsun Spor 80'li yılların ortasından itibaren tarihin en başarılı yıllarını yaşamaya başlar. Süper Lig'e damga vurur. O kahredici kazanın olduğu 1989 yılına kadar. ...1985-86 sezonu atılım yılıdır Samsun Spor için. Nokta transferler yapılır ve o dönem şampiyonluk kovalanır. O sezon Tanju Çolak 33 gol ile gol krallığı yaşamış, ligi 3. sırada tamamlayan Samsun Spor ise tarihindeki ilk gol kralını çıkarmıştı. İşte bu kadrodaki her oyuncu büyük takımların gözdesiydi. Tanju da hiç kuşku yok ki bir numaraydı. Metin Oktay Tanju için Samsun Spor'da oynadığı maçlarda sadece skor soruyorum. O golü kimin attığını sormuyorum çünkü bütün golleri o atıyor diyecekti. Rıdvan'ın futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğu sırasında gol olur dediği toplar genelde nasıl gol olarak sonuçlanıyorsa Tanju'nun da futbol oynadığı yıllarda bir maç öncesi kendi atacağı gollerle ilgili söyledikleri de doğru çıkıyordu. İki tane atacağım dediğinde iki tane gol atıyordu. Samsun Spor'daki son sezonun devre arası yaklaşırken Galatasaray Tanju ile bağlantıya geçti. Tanju'nun gönlü Galatasaray'daydı ve Samsun Spor'dan ayrılmak istiyordu. İlk yarıda 22 gol atan Tanju, ligin ikinci yarısında sadece 3 gol atıyor ve yine de 25 golle gol kralı olarak Samsun Spor kariyerine noktayı koyuyordu. Geride kendisine duyduğu sevgiyi kocaman bir nefrete dönüştüren Samsun Spor sevdalısı yürekler bırakarak İstanbul'un yolunu tuttu. Öyle ki Samsun Spor taraftarı Tanju'nun Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezon Samsun'da oynanan maçta müthiş bir baskı kurarak Tanju'yu sahada değil soyunma odasını maça ısındırmak zorunda bırakacaktı. Tanju'nun bu mükemmel yükselişi hiç kuşku yok ki magazin basınında gözdesi olmasına yol açacaktı. Galatasaray'a transfer olan gol kralının 3 hayali vardı. Kırmızı bir BMW,
Hülya Avşar ve bir benzin istasyonu. Genel olarak 3. hayali Galatasaray olarak bilinse de Tanju, Can Dündar'ın Aynalar belgeselinde 3. hayalinin benzin istasyonu olduğunu söyleyecekti. İlk hayali gerçekleşmiş, sıra diğerlerindeydi. Transfer parasıyla hemen kendine bir kırmızı BMW aldı. Bu lüks araba fanatikliği yıllar sonra araba kaçakçılığı olarak ona geri dönecek, cezaevinde yatmasına sebep olacaktı. İkinci hayali için de çok beklemedi. Yağmurlu ve ıslak bir İstanbul akşamında İnönü Stadı'nda Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanıyordu. Tanju yine golünü atmış, ilerleyen dakikalarda Galatasaray bir korner kazanmış, Tanju hareketlenirken yanına gelen Beşiktaşlı arkadaşları Tanju'ya "Golcü!" diye sesleniyorlardı. Maçtan sonra hazırlan, seni Hülya Avşar'la tanıştıracağız. Tanju bir an için kala kalmış, tabi korner atılmış, top da üstünden geçip gitmişti. O akşam Hülya Avşar ile Tanju Çolak tanışacak, ancak bu aşkın bedelini daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak ödeyecekti. Tanju'nun o dönem evli ve bir çocuk sahibi olduğunu belirtmekte de fayda var. İlerleyen dönemde aile ilişkileri, Hülya Avşar'la aralarında yaşananlar, gol kralı Tanju'yu sağ dışında konuşulan biri haline getiriyordu. Bir önceki sezonu 14 yıl aradan sonra şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmişti Tanju'yu alarak ve hedef, ünlü Alman teknik adam Derval ile hem ikinci şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da büyük işler başarmaktı. Tanju bu hedefler için biçilmiş kaftandı ve sezona fırtına gibi başlangıç yaptı, öyle de bitirdi. O sezonu tam 39 golle tamamladı Tanju. Hem Metin Oktay'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını alarak altın ayakkabının sahibi oldu. Gönlündeki takımın formasını sırtına geçirmesinin motivasyonu, taraftarların onu aşırı sahiplenmesi, Prekazi gibi usta bir ismin kendisini gol yollarında beslemesi hem Galatasaray'a bir şampiyonluk kazandıracak hem de Tanju'yu kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştıracaktı. O sezon 90 puan toplayan ve sadece 2 yenilgiyle şampiyon olan Galatasaray, ikinci Beşiktaş'a tam 12 puan fark atıyordu. Bir sonraki sezon Tanju da Galatasaray'da mehter takımı gibiydi. Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bırakıyordu. Ligi 103 golle şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, ayrıca 3 Mayıs 1989 yılında Ali Samiyen'de oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında Tanju'nun ilk yarıdaki 3 golüyle geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda Rıdvan'ın 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle Galatasaray'ı 4-3 yenerek kupanın dışına itecekti. O sezonu da yine Fenerbahçe'den Aykut Kocaman gol kralı olarak kapatacaktı. Hasan Vezir'in o maçtaki üstün performansı Galatasaray'ı hemen harekete geçirdi. Ergun Gürsoy'un önderliğinde kaçırılan Hasan Vezir ile Tanju aynı takımda buluşuyordu. Bu durum dedikoduları da beraberinde getirdi. Herkes Tanju'dan düşüş bekliyordu ve bu da gerçekleşti. 1989-90 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken gol kralı da 28 golle Feyyaz Uçar oluyordu. Üst üste gol krallıkları yaşayan Tanju ise üst üste ikinci kez gol kralı olamıyordu. 1990-91 sezonu hazırlık kampı Tanju için sıkıntılı geçiyordu. Kızıl Yıldız takımından transfer edilen Koseçki, hem aldığı astronomik ücret hem de medyanın ilgisi sebebiyle Tanju'da kıskançlığa sebep oldu. Fakat Tanju, kendisini her şeye rağmen motive ederek grafiğini yükseltecek ve o sezon yine Beşiktaş'ın şampiyon olmasına rağmen Tanju 25 golle sezonu kral olarak tamamlayacaktı. Tanju üst üste gol kralı olurken Avrupa'dan hiç transfer teklifi almıyor muydu? Alıyordu elbette ama o gitmiyordu. Gitmeme sebebini de yıllar sonra bir röportajında korktum diye açıklıyordu. 1991-92 sezonu öncesinde Başkan Alp Yalman, Tanju'yu yeni transfer görüşmesi için ofisine çağırdı. Yalman, Tanju'ya dönemi yüksek transfer ücreti olan 3 milyar lirayı ve kaptanlığı öneriyordu. Tanju teklifi gözü kapalı olarak kabul etti. Başkan, Tanju'dan pazartesi günü tekrar gelmesini ve ödeme planının belirlenmesini istedi. Tanju pazartesi tekrar kulübe geldi. Kendisiyle birlikte dönemin gurbetçi futbolcusu Erdal Keser ve henüz 18 yaşında olup profesyonel sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz da oradaydı.
Ödeme planını dönemin yöneticisi Yurdaşen Karahasan ile birlikte belirleyecekti Tanju. Karahasan'ın ödeme planını görünce yüzü asıldı. Çünkü ödeme planındaki rakam 3 milyar değil 2 milyardı. Tanju, başkanla konuştuğu miktarın bu olmadığını belirtti ama başkanın talimatının 2 milyar olduğunu öğrenince de soluğu onun yanında aldı. Başkan Yalman soğuk karşıladı Tanju'yu ve bir iyi bir kötü haberin olduğunu söyledi. İyi haber, Marsilya'nın transfer teklifinde bulunduydu. Tanju bunu hemen reddetti çünkü Galatasaray'da kaptanlık yapmak istiyordu. Kötü haber ise kendisine önerilecek paranın 2 milyar olduğuydu ve 2-3 gün önceki görüşmede ağzından çıkan 3 milyarı unutmuştu başkan. Tanju çok şaşırmış ve birkaç saat izin istemişti düşünmek için. Başkan da kendisine isterse birkaç gün düşünebileceğini söylemişti. Tanju paradan ziyade yaklaşım tarzının yaralayıcı olduğunu açıklıyordu yine yıllar sonra bir röportajında. Üstelik bir önceki sezon sadece 4 gol atan Erdal Keser ve genç Bülent Korkmaz'ın aldığı paranın aynısının kendisine de önerilmesini haksızlık olarak görüyordu. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık, Tanju'nun Galatasaray'la anlaşamadığını öğrenince hemen araya girdi. Telefonda görüştüler ve Tanju'ya 4,5 milyar önerdi. Tanju, Metin Aşık'tan birkaç gün süre istedi. Eğer takımıyla anlaşamazsa Fenerbahçe'ye geleceğini sözünü veriyordu. Galatasaray'dan alacağı paranın iki katından da fazlasının teklif edildiğini Galatasaray yönetimine bildiriyordu Tanju. Alp Yalman bunu Tanju'nun blöfü olarak düşünmüş ve inanmamıştı. Tanju bunun üzerine Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Ergun Gürsoy ve Hıncal Uluç'un ikna çabaları sonuç vermeyecek, Tanju Boğaz'ın Anadolu yakasına geçerek çubuklu formayı giyecekti. Tanju'nun Fenerbahçe'ye transferi konusunda ortaya atılan bir diğer iddia ise Hülya Avşar ile ilgiliydi. Dönemin Galatasaray Başkanı Alp Yalman ya Galatasaray ya Hülya Avşar resmini çekti. Tanju hiç düşünmeden Hülya Avşar dedi ve hemen o akşam maceralı bir şekilde gazeteci Can Tanrıyar tarafından kaçırılarak Fenerbahçeli oldu. Tanju'nun Galatasaray'dan ayrılmasında rivayetler çok çeşitliydi. Ama Feyyaz'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamasında da vurguladığı gibi oyuncuya git denmiyor ama öyle şartlar sunuluyor ki bu zaten git anlamına geliyordu. Sonunda Fenerbahçe'nin Metin Aşık komitesindeki transfer komitesi 3,5 milyar Tanju'ya, 3,5 milyar da Galatasaray'a bonservis bedeli olmak üzere 7 milyar ödeyerek Tanju'yu transfer ediyordu. O gün için bu bir rekordu. Bir taraftar onun transferiyle ilgili yıllar sonra şunu diyecekti. Tanju Fener'e transfer olunca hayatımda ilk kez kendimi aldatılmış hissettim. O zamanki gençlik fanatikliğimle bu olay sevgilimi başka bir adamla yakalamak kadar derinden etkilemişti beni. Bu olaydan sonra sadece Galatasaray formasını sevdim, içindekileri gelip geçici gördüm. Neyse ki Bülent Korkmaz ve Hacı bu aldatılmışlık duygusunu biraz olsun onardılar. Fakat Tanju Fenerbahçe'de aradığı ortamı bir türlü bulamadı. İki sezon çok fırtınalı geçti. Rıdvan ile aynı havayı solumak istemişti ama takımda bir uyumsuzluk vardı. Oğuz Çetin ile yaşadığı 10 numara polemiği takımın Tanju'yu hep mesafeli durmasına yol açtı. Tanju o dışlanmışlığı şöyle anlatıyordu. Gittiğim zaman 3 ay Oğuz ve Aykut bana selam bile vermediler. Ben Oğuz'u Galatasaray'a transfer etmek için aracı olmuştum. Beni niye kabul etmediklerini bilmiyorum. Genç milli takımdayken kaptanlığını da yaptım Oğuz'un. Şimdi onların boruları ötüyor. Milli takımda da onlar var. Adamlar aslan gibi görevdeler. Biz ise tuğ kakayız. Türk futboluna hiçbir şey vermedik tabi. Tanju Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda gol kralı oluyordu. Fenerbahçe'deki kariyeri 54 maçta 50 golle oldukça başarılı geçti. Fenerbahçe forması giydiği ilk derbide Ali Sami Yen'de Galatasaray ağlarında boş geçmedi. Bireysel olarak başarılı sayısa da kulübe kazandırdığı bir başarısı yoktu. Fenerbahçe Karşıyaka maçında 6 gol birden atarak Türk futbolunda bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını da aldı sarı lacivertli formayla. Ama Fenerbahçe ve Tanju deyince akıllara Oğuz Çetin ile birlikte yaşadığı 10 numaralı forma kavgası geliyordu hep. İyisiyle kötüsüyle Fenerbahçe'de 2 sezon geçirmişti ama Fenerbahçe bir türlü ısınamadı. O kalben hala bir Galatasaraylıydı.
Daha sonra cezaevinde geçen süreç, kısa süren İstanbul Spor macerası ve ilerleyen yıllarda kısa süren ve başarısızlıkla sonuçlanan teknik direktörlük girişimleri. Tanju, bugün kendisini Galatasaraylı olarak ansa da ona vefayı 1998 yılının 29 Temmuz'unda Bursa Spor ile jübile maçını yaptıran Fenerbahçe gösteriyordu. ...335 gol ile Türk futbol tarihinin en golcü ismi. Süper Lig'de 240 gol ile 13 yıl boyunca en golcü isim unvanı taşımayı başarmış, Avrupa Altın Ayakkabı ödüllü tek Türk futbolcu. İyisiyle kötüsüyle, sevabıyla günahıyla Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Metin Oktay'ın tacını devrettiği, her ne kadar Fenerbahçe'ye giderek o günlerde Galatasaraylıları kızdırmış olsa da onlar da farklı bir yere sahip Kral Tanju Çolak'ın hikayesini anlatmaya çalıştım bu hafta sizlere. Daha fazla detaya elbette girilirdi ama süre olarak çok da sıkmamak lazım. Yorumlara Tanju Çolak denince aklınıza gelen şeyleri yazmanızı istiyorum bu bölümde. Yeni hikayelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.